Herkese merhabalar. Diyarbakır'ın güzel lezzetlerini tanıttığımız Tam Tadında kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok farklı bir yere geldik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin doğal ve organik semt pazarına geldik. Biz daha önce Mezopotamya fuarına katılmıştık. Orada Sabır abla vardı, gözleme yapıyordu. Biz özellikle orada kendisini tanıdık ve bizi mekanına davet etti. Bu işi bu arada Sabır ablamız 4 yıldır yapıyor. Çorumlu aslen. Eşinin işinden dolayı Diyarbakır'a gelmiş. Sabır ustamız, hani ablamız burada çok güzel yufka ekmeği, yani sac ekmeği dediğimiz yufka ekmeğini ve çeşit çeşit gözlemeleri yapmaktadır. Yani yaptığı yufka ekmeğini de bu arada değirmen unu ile normal unu karıştırarak yapıyor. Çok güzel. Çok farklı bir tat. Yani böyle kıtır bir ekmek yapıyor. Bir de peynirli gözlemesi de güzelmiş. Özellikle onu söyledi kavurma, bize. Kavurmalı gözleme falan da yapıyormuş. Yani tabii gözlemen birçok çeşidi var. Bir de ustamız Çorum'dan gelince hani Çorum'un farklı lezzetlerini biliyorsunuz. Hani bu İç Anadolu'ya özgü bir şey. Aynen. Gözleme. Evet. Yani biz de çok merak ettik. Bu çekimi yapmamız lazım diye düşündük. İsterseniz gelin doğal ve organik ürünler pazarını görelim. Hem de Sabır ablamız neler yapıyor bakalım. Buyurun. Buyurun. Sabri ablam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. İyi, sizler nasılsınız? Ablacığım, buraları güzelleştirmişsin. Teşekkür gerçekten ediyorum, çok yani sağ olun. Yani güneş doğmuş buralara, çok öyle söyleyelim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz sizinle Mezopotamya fuarında evet, tanışmıştık. Evet, orada karşılaşmıştık. Orada karşılaşmıştık. Ama davet ettiniz size, bizi evet, bir de yerinizde. Benim yerimde, bizim benim gözümün bir de burada dedi. Görelim dedik. Çorum'dan geldiniz. Evet. Bu işi daha önce yapıyor muydunuz yani Çorum'da? Bu işi profesyonel şekilde çok uzun süredir yapmıyorum ama kısa bir zaman. Evde falan yapıyorum. Tabii yapıyordunuz evet, kendiniz, çoluğa evet, çocuğa. Bizde bu yufka ekmek dediğimiz şey yani kültür. O bizim ekmeğimiz. O bir i̇şte, kültür. Boy boy yapılır. Çorum'da yapıyorsunuz. Islanır, aynen halen o ekmek devam eder. Evet. Buraya geldikten sonra da Diyarbakır'a geldikten sonra da işte burası bir taş yolu olunca ne yaparız dedik. Burada baktım en farklı bunu buldum. Dedim ki yani burada bütün ürünlerin işte organik ürünlerin arasında evet, aslında, ekmeği yaparsak evet, olur yani diye kendi düşündüm. İyi olduğunuz alanda kesinlikle, burada Diyarbakır'a da katkı sunmaya öyle, karar verdiniz. Aynen kesinlikle. Ellerinize sağlık. Böyle başladık bu işe inşallah. Buraya nasıl gelmek aklınıza geldi? Yani eşinizin işi gereğiyle tabii eşin öyle galiba. Eşin nedeniyle geldik. Hı-hı. O bir fabrikada çalışıyor şu anda. Evet. O buraya geldik. Siz de hem katkı de, olsun. Evet, Diyarbakır'da bu ekmeğimizi, gözlememizi insan onlar tatsın yesinler diye böyle bir şeye giriştik inşallah. Çok iyi yapmışsınız oldu. Ablam. Teşekkür hoş ediyorum, gelmişsiniz Diyarbakır'a diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Sabır ustam dediniz ya hani bu kültür daha çok hani İç Anadolu'dan hani kaynak aynen, gelen bir kültür. Nasıl peki Diyarbakır'da hani bu yufka ekmeği evet, ve gözleme talep şu anda nasıl bir tepkiler nasıldı? İlk zamanlar şimdi şu anda iyi durumda. Diyarbakır'da ekmek genelde bu ekmeği biraz mayalı. Evet. Tarzda. Ama bunu biz daha açıkçası buraya gelen bizim sağ olsunlar müşterimiz şey sağlık açısından dedik evet, işte değirmen unu kullanıyoruz. İçine birazcık da o elastikliğini açsın diye diğer undan daha mı iyi olur değirmen dedi, unu daha mı un tabii şey yapıyor? Tabii ki değirmen unu kepeği alınmamış biraz daha kaliteli yani kepeği, olarak. Kepekli aynen, olunca hem daha sağlıklı. Dedik. Artı maya kullanmıyoruz dedik. Hem mayasız maya, mı? Çok güzel. Mayasız bir ekmeği yani tavsiye şey yapmak yemek sağlık açısından. Genelde burası organik pazar olduğu için biz ne kadar organik, her şey organik, sağlıklı. Çok güzel. Sunum çok yaparsak güzel, onun hesabını yaptık. Sağ olsun müşterimiz de bunu beğendi çoğu. Alan bitmesi de beğendi bir daha aldı. İşte arkadaşına tavsiye yani etmiş oldu derken. Yani aslında sabit müşterileriniz de var. Allah'a şükür var. Thank you.
Ustam peki burada hani kaçta açıyorsunuz, kaçta kapatıyorsunuz ya da buraya gelmek isteyen burada tadım yapabiliyor mu? Hani tabii gözlemenizden faydalanabiliyor mu, aynen, yiyebiliyor mu? Aynen, yerimiz çok müsait olmasa biz onlara burada sunum. Genelde paket usulü alanlar paket çok oluyor. Oluyor. Aynen. 8-8.30 gibi açıyoruz. Akşam 8-9 bazen... Hafta sonu açık mı hafta ustam? Hafta sonu da açık. Hafta sonu 7 gün açıksınız. Aynen. Sabah 8, akşam 8 aynen. Çalışıyorsunuz. 8-8'i geçti oluyor akşamları da. Gözleme çeşitleriniz neler ustam? Peynirli yapıyoruz, patatesli yapıyoruz. Diyarbakır usulüyle kat kat yapıyoruz. Evet, kat kat. Kat kat patila da diyorlar aslında patila değil mi? Patila diyorlar, da diyorlar. Nane patila diyorlar bizim. Evet. Aynen Diyarbakır'da. Bazen çok hani Türkçeyi kullanamayanlar işte nanaseli. Nanaseli diyorlar aynen. Nanaseli diyorlar. Ne yapıyorsun diyorlar işte nanaseli diyorlar. Aslında Çorum'un kültürüyle Diyarbakır kültürü birleşmiş gibi oldu burada değil mi? Ama o çok şekil. Yakın birbirine. Evet, ben bunu yakın. Gördüm. Buradaki bir sürü insanla konuşuyorum. Ama Çorum'un neresindensiniz? Ben Sungur. Sungurlu. Evet. Buradan da izleyenler olursa da Çorum evet. Sungurlu'ya selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. O şekilde burada bir şey başlattık. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Bir de kavurmalı varmış kavurmalı, ustam. Hani kavurmalı evet. Nasıl oluyor? Onu biz çok merak ettik de. Kavurmalıyı bak bu yan taraftaki arkadaşımız. He, karşıdan organikten kavurmayı evet, alıyorsunuz burada. Evet arkadaşlar beraber yapıyoruz zaten bu işi. Malzeme onlar... Karşıdan el emeği işçilik burada. Onlar kendileri yapıyorlar yani öz eşi olarak. Yani kavurmayı da kendileri yapıyor. Kavurmayı kendileri yapıyor. Zaten arkadaşın ürünlerinin çoğunu kendisi yapıyor. O şekilde burayı tasvip ne güzel ustam. Çalışıyor. Buraya gelen herkes organik bütün ürünlerden faydalanabiliyor. Gözlemesini, kavurmasını aynen, değil mi? Aynen, peyniri de muhtemelen buradan yaptırıyorsunuz. Evet, aynen. O zaman Sabır abla, biz ne yiyelim? Bize evet, ne hazırlarsınız? Evet. Size şu anda elimde en hemen... Elinizde hazır ne varsa o peynirli... Peynirli patla yapayım size. Tamam, peynirli patilanı alalım. Yapayım. Bir de o değirmen unuyla yaptığınız... O ekmeğimiz o kıtırı işte. Da bir tadına bakarız onun da. Tabii ki de, tabii tamam ki de. Tamam ablacığım. Biz gördük zaten de hani peki o üzerine bir sıvı sıkıyordunuz. Ne o? Su. Hani, ha, su mu? Bildiğimiz suyla onu ıslatıyoruz. Neden öyle yapıyorsunuz peki usta? Ekmeğin o kıtırlığı gitsin, ıslansın, yeme kıvamına gelsin. Daha nemlendirmek için şekil, yapıyorsunuz. Mesela bu şekilde aylarca saklıyorsun. O şekilde ekmeğin bir de bayatlama. Dışarıda ya da buzdolabının alt gözünde bir hafta tutabiliyorsun. Bir haftaya kadar kalabiliyor. Çok güzel. Difrizde aylarca tutabiliyorsun. Gelin arkadaşların çoğu işte götürüyor, difrize koyuyor, tek tek tüketiyor. Evet. Ya da işte diyor ki ben işte bir haftalık alıyorum, dolabın alt gözünde saklıyorum. Hiç sıkıntı olmuyor. Yani bayatlama buzluğa adına, falan atarlarsa zaten kesinlikle. Kullanabiliyorlar istedikleri bir zaman. Bu özelliği de geç bayatlaması. Gerçekten çok iyi yapmışsınız yani burada böyle bir iş açmakla. Çok teşekkür ediyorum. Çok ellerinize sağlık diyelim. Biz o zaman hem nasıl hazırlıyorsunuz onu da bir çekelim. Aynen. Daha sonra bir tadına da bakarken de videomuzu çekeceğiz. Kesinlikle. Çok kesinlikle. Teşekkür ederiz ben ablacığım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Gözlememiz geldi. Şimdi
Sabri abla bize nasıl gözleme yapmış, tadına bakacağız. Aslında ufak bir kaçamak yaptık. Yani öncesinde sacda yaparken böyle birer dilim alıp tadına baktık, şahaneydi. Yani çıtır çıtırdı. O zaman şimdi sizler için de bakalım. Evet, bakalım. Bakalım tabii ki. Buyurun o zaman. Hangisinden başlayalım? Hepsinden başlayabiliriz. Çok güzel. Klasiğimiz. Peynirli olduğu için şöyle bir... Bu şeye... Ben böyle ortadakinden başlayacağım. Çıtırlı sesi. Harika. Süper. Süper. Mayasız olduğu için çıtır çıtır oluyor. Bir de değirmen unundan yaptığı için yani o da ayrı bir lezzet. Hem mayasız hem değirmen unu. Bunun en güzel teknik bilgileri yani. Çok lezzetliymiş gerçekten. İçindeki peynirinden dışındaki yağına kadar. Hem çok güzel hem çok lezzetli olmuş. Ablamız bize çay da ikram etti. Ya gerçekten çok sıcakkanlı. Böyle anne gibi bir insan yani. Evet. Sen pazarı tüm esnafıyla gerçekten bizi çok sıcak karşıladılar. Şöyle hani çıtırlık dedik ya. Aynen. Bakın şöyle. Bir de yani düşmüyor. Düşmüyor. Yani bu çıtırlık şahane. Aslında bilinen bir yer değil. Mesela biz de bilmiyorduk. Evet. Geldik gördük. Gerçekten burada herkesin gelmesi. Çünkü doğal ürün. Hani burada her şey doğal. Ve fiyatları uygun. Gelip burada yumurta aldık. Peynir aldık. Gerçekten çevre ilçelerden, illerden gelen doğal ürünler. Şiddetle tavsiye ediyoruz değil mi? Adres olarak 75 Tekel Kavşağı'ndan Mastfroş Caddesi'ne girdiğinizde ilk kavşaktan sola dönüyorsunuz. Direkt zaten parkın içerisinde tatlı güzel bir yer. Hani herkes görebilir hani semt pazarı. Aynen. Güzel bir mekan yapmışlar. Her şey doğal burada. Peynirinden, sütünden. Normal marketteki hazır ürünler fiyatına doğal ürünler alacaksın. Yumurta fiyatı aynı hatta yumurta hemen aynı. Daha aynen. Köy aynen. Yumurtasını sen hazır yumurta fiyatına alıyorsun. Çiftlik yumurtası fiyatına alıyorsun. Aslında burası bence halkın çoğu bilmediği için biraz hani köhne kalmış. Bu gözleme için gelinir. Gerçekten gelinir. Lazım. Evet. Çorum usulü olmuş. Aynen. Ustamıza çorumlu olmuş. Tabii bir kültür geçişi olmuş yani. Evet. Çok da iyi olmuş. İyi aynen. Olmuş. Farklı yakışmış. Şeyleri aynen. Dokunuşları. Harika. Aynen. Tatma ayrı bir zevkli. Aynen yakışmış yani. Evet, çok güzel olmuş. Fiyat 15 lira. Bir gözleme. Bir gözleme ikiye bölüyor 15 lira. Fiyat uygun hani bu koşullara göre. Ekmek uygun. De değirmen unu ve normal un karışımı. O da 2 TL. Öyle mi? Aynen. Aslında giderken alalım biz. Ne olur 2 TL. Ben 5 tane alacağım. Öyle mi? Bilal hemen siparişi almış. Kendine has bir özelliği varmış. Hemen bozulmuyormuş. O yüzden su falan sıkıyor herhalde böyle fısfıstan. Mesela kuru haliyle alıp buzluğa atıp orada bence bir yıl bile kalır orada yani. Buzluğa atmadan muhafaza edeceğiz. Aynen öyle. Çünkü buzluğa atılan bir şey kolay kolay bozulmuyor. Biz gözlemeye devam edelim. Siz bu arada videomuzu da beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı. Yorum yapmayı. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.